Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile zaman serisi analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda yapısal kırılmanın çeşitlerini kısaca temel anlamda öğrenmeye çalışmıştık arkadaşlar. Bugün ise artık biraz daha teknik olarak yapısal kırılma konusunun derinlemesine incelemeye başlayacağız. Şimdi yapısal kırılma tanım gereği nedir? Veya bir grafik üzerinde, herhangi bir ham grafik üzerinde serinin belirli bir noktasında yapısal kırılma olup olmadığı ile ilgili temel olarak bir sezgisel diyelim aslında bir sezgisel yapı görebiliriz. Bunu çünkü bir önceki videoda gördük. Bunun grafik üzerinde nasıl şekillendiğini aslında göstermiştim. Şimdi bu yapıyı istatistiksel olarak nasıl test edebiliriz ve bizim için önemli olan nokta yani zaman serisi analizindeki önemli olan nokta neresi? Bunları aslında biraz da konuşmaya çalışacağım bugün. Şimdi eğer zaman serisi eğitimini yani bir ders olarak eğitimini görmemiş iseniz, bunun dışında ekonometri dersi görmüş iseniz muhtemelen yapısal kırılma adını duymuşsunuzdur ama belirli başlı istatistiksel testi belki de öğrenmişsinizdir. Yani işin zaman serisi tarafında çünkü zaman serisinde önemli olan nokta serideki durağanlık ve biz durağanlık üzerinden ilerleyeceğiz aslında. Ama bunun dışında da yapısal kırılmayı istatistiksel olarak test edebilen bazı test yapıları var. Biz bunlara girmeyeceğiz. Sadece merak eden olursa diye birkaç test ismi vereceğim ve temel olarak hangi mantıkla bu işlemi yapıyor bunu göstereceğim. Daha sonra biz kendi alanımıza doğru yani birim kök yapısına doğru ilerleyeceğiz. Şimdi genellikle yapısal kırılma dediğimizde arkadaşlar ÇOV testi dediğimiz bir test yapısı veya işte kusum testi dediğimiz bir test yapısı ve bunlardan türetilmiş olan bunların türevleri de var tabii ki yine geliştirilmiş olan test yapıları var. Bunlar kullanılıyor. Şimdi bunlar kullanılırken arkadaşlar bunlardaki ana prensip yapısı şu şekilde hemen kısaca gösterelim. Örneğin ÇOV testi. ÇOV testi işlemi gerçekleştirirken bir tabii ki diğer testlerde olduğu gibi tüm istatistiksel testlerde olduğu gibi bu testlerin de bir varsayımı var. Şimdi ÇOV testi örneğin bize sezgisel olarak yani varsayımsal olarak hangi noktada aşağı yukarı hangi noktada yapısal kırılmanın olup olmadığı ile ilgili bir bilgi ister. Bunu neden istiyor aslında? Seriyi o noktadan ikiye parçalayacak ve ikiye parçaladıktan sonra bu serinin işte yapısal kırılmadan önceki ve sonraki dönemlerini bir model vasıtasıyla birbirleri arasında fark olup olmadığını test edecek. Şimdi örneğin şuradan bir seri yapalım. Serimiz şöyle gitsin arkadaşlar. Sonra bir yapısal kırılma gerçekleşsin. Şu şekilde ilerlesin. Şimdi böyle bir grafik gördüğümüz zaman biz şu noktada aşağı yukarı bir yapısal kırılmanın gerçekleştiğini aslında tespit edebiliyoruz. Şurada yapısal kırılma T diyelim. Şimdi bu tarz testler örneğin ÇOV testinden devam edelim. Bu yapı arkadaşlar buraya mesela YT yapısal kırılmadan önceki YÖ diyelim. Şu noktaya da YS diyelim yani yapısal kırılmadan sonraki diyelim. ÇOV testi bunun gerçekten yapısal kırılma olup olmadığı ile ilgili yapıda serinin parçaladığımız yani ikiye böldüğümüz noktasının önceki kısımdaki veri setiyle bir model oluşturur. Şuraya bir model oluşturur. Buraya birinci model diyelim. İkinci kısmı ise arkadaşlar yine bir model oluşturur. Buna da ikinci model yapısı der. Daha sonra bütün veri setiyle yani parçalanmamış bir veri setiyle bir model daha oluşturur. Buna da üçüncü model der. Daha sonra bu üç model üzerinden ÇOV istatistiği dediğimiz aslında ana mantığı bu kurulan modellerin hata kareler toplamı üzerinden bir hesap yapar ve der ki senin parçaladığın noktanın sol tarafıyla yani öncesi kısmı ve sonrası kısmı arasında istatistiksel olarak bir fark var mıdır yok mudur aslında bunu yapar.
ve bir hipotez testi yapısı üzerinden farklıdır veya değildir diye bir yorum yapar arkadaşlar. Bu genel itibariyle ekonometride temel mantık olarak öğretilen yapısal kırılmanın varlığı hakkındaki istatistiksel testlerden bazıları. Dediğim gibi çoğul testi, kusum testi, bunların tabii ki kendi içerisinde varsayımları var. Örneğin çoğul testi bize der ki işte ikiye parçaladığın noktada oluşturulan veri setlerinin varyans homojenliği, yani varyanslarının birbirine eşit olması gibi tabii ki varsayımlar var. Diğer istatistiksel, aslında tüm istatistiksel testlerdeki bazı varsayımsal yapılarla ilgili. Bu çoğu istatistiği de bu şekilde bir F tabanlı, yani F istatistiği tabanlı bu hesabı yapar. Şimdi biz bu noktaya girmeyeceğiz. Merak eden olursa bu testleri yine ayrıyetten internet üzerinden veya herhangi bir kitap üzerinden, ekonometri kitabı üzerinden inceleyebilir. Şimdi bizim ana amacımız, biliyorsunuz, zaman serisi yapısı ve zaman serisinin kalbi de durağanlık dediğimiz bir yapıydı arkadaşlar. Şöyle yazalım. Durağanlık dediğimiz bir yapı. Çünkü oluşturulan tahmin modelleri aslında serinin durağanlığı üzerinden varsayımsal olarak ilerlenerek aslında doğru bir tahmin yöntemi, doğru bir tahmin sonucuna ulaşmaya çalışır. Biz zaman serilerinde, şuraya hatta tekrar bir sayfa açalım, durağanlığı test ederken sıradan olarak kullandığımız, yani temel olarak kullandığımız bazı testler vardı. Bunlar neydi mesela? İşte ADF testi veya işte yine birlikte kullandığımız KPSS testi gibi birim kök testlerini kullanıyorduk. Şimdi bu testler serideki trend, mevsimsellik gibi temel bileşenleri baz alarak aslında seride bir durağanlık olup olmadığını bize söyleyen hipotez testleriydi ki bunlara artık sıradan diyelim arkadaşlar, sıradan birim kök veya geleneksel birim kök testleri adı da verilir. Sıradan birim kök testleri adı verilir arkadaşlar. Ancak seri içerisinde trend, mevsimsellik gibi yapılar sadece, yani sadece bunlardan dolayı birim kök problemiyle karşı karşıya kalamayabiliriz. Bunlardan en önemli olan nokta, seride ortaya çıkan yapısal kırılma bizler için önemli bir noktadır arkadaşlar ve birim kök nedeni olarak da karşımıza çıkabilir. İşte bu noktada yapı içerisinde arkadaşlar, serinin biliyorsunuz tabii ki bir ortalamasının ve kovaryansın sabit olması aslında durağanlık dediğimiz kavram. Yani bir ortalamanın, bir kovaryansın, çünkü bunları da anlattık durağanlık kavramını anlatırken arkadaşlar. Şimdi durağanlık kavramın ana mantığında aslında şu. Seri, yani durağan bir seri ise arkadaşlar, seri üzerinden gerçekleşen bir şok yapısı arkadaşlar. Yani seriye vuran bir şok aslında geçicidir diyor. Seri durağan olduğu için bu şoklar geçicidir ve tekrar ortalamaya geri döner diyor ki bu da aslında zaman serisi tahmin mantığının temelini oluşturan ana kavram. O yüzden aslında durağanlık bu kadar önemli olan noktadır arkadaşlar. Ancak seri durağan değil ise arkadaşlar, seri üzerinde oluşabilecek bir şok artık geriye dönemeyebilir. Yani şok kalıcı dediğimiz, aslında şokların kalıcı olma durumu olabilir arkadaşlar. İşte örneğin yapısal kırılmada diyelim ki işte ortalama veya işte eğilimde, düzeyde işte ortalama dediğimiz değişiklikler oldu arkadaşlar ve bu değişiklikler sonucunda artık seri yapısı, şöyle de kısaca hemen tekrar gösterelim. Örneğin şöyle duran, mesela duran bir seri gibi ilerler ancak artık bir ortalama değişikliğinden dolayı bu ortalama da artık yapı eskisi gibi değil. Tekrar buradaki ortalamaya dönmeyeceği için buradaki şok yapısı artık seri üzerinde bir kalıcılık ortaya çıkartabilir arkadaşlar. Ki bu noktada da işte yapısal kırılma var ise ADF ve KPSS test yapıları ve bunlar, ya yani bu temelde olan sıradan veya geleneksel birim kök testleri yapısal kırılma noktasında bize hatalı sonuçlar üretebilir. Yani ne demek? Seri yapımızda yapısal bir kırılma var ise sıradan kullandığımız birim kök test yapıları da bize hatalı sonuçlar üretebilir ve bunun üzerine aslında birim kök yapısını incelemek için, yapısal kırılma temelinde inceleyebilmek için farklı birim kök testleri de yine geliştirilmiştir arkadaşlar. Bunu ilk ortaya çıkartan Pierre Perron dediğimiz, şöyle yazalım, Pierre
Perron dediğimiz bir arkadaş arkadaşlar. Şimdi Pierre Perron şöyle bir makale yazıyor arkadaşlar. Bu makale yapısında işte büyük buhrandan, işte oil price shock'tan, yani petrol fiyat şokundan ve bunları da birim kökle inceliyor arkadaşlar ve bunun sonucunda aslında daha önceki kullanılan standart yapıların, şöyle özür diliyorum, daha önce kullanılan standart yapıların farklı, yani bizi yanıltıcı sonuçlar karşımıza çıkartabileceğini söylüyor ve bunun üzerine aslında yapısal kırılma üzerinden birim kök testleri geliştirilmeye başlanıyor. Şimdi bu yapı arkadaşlar, tabii ki bizler ve bu genellikle de böyledir, sıradan öğrendiğimiz bu birim kök testleriyle yapısal kırılma kaynaklı birim kök testlerini birlikte yine kullanmayı ve birlikte aslında yorumlamaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi sıradan birim kök testleri, eğer orijinal seride yapıyı direkt olarak durağan buluyor ise aslında bunun daha ilerisi yoktur. Ama EDF ve KPSS testi seri durağan dışı buluyor ise, bu durağan dışının nedenlerini araştırmak için aslında bizler bunun nedeni bir yapısal kırılma olabilir mi diye düşünerek yapısal kırılma kaynaklı, yani bunu yine göz önünde bulunduran yapısal kırılma birim kök testlerini yine kullanmaya çalışacağız arkadaşlar. Dediğim gibi temel olarak ADF'i gördük biz, KPSS'yi gördük. Çok fazla kullanmasak da Phillips Perron testi de vardı. Bunlar sıradan olarak kullandığımız test yapılarıydı arkadaşlar. Şimdi yapısal kırılma üzerine kullanılan, yani bu yapıda, yapısal kırılmanın olduğu yapıda kullanılan birim kök test yapıları da yine mevcut. Bunların tabii ki yine hepsine değinmeyeceğiz ama isim olarak bilelim. Ancak bizler genellikle en sık kullanılanlardan yine tercih edip bunları anlatıp bunlar üzerine yine örnekler yapmaya çalışacağız. Şimdi bu testler arkadaşlar, şimdi biliyorsunuz seri üzerinde tek bir kırılım da olabilir, birden fazla kırılım da olabilir. Yani örneğin burada bir şok dalgası geldi. Daha sonra tekrardan örnek veriyorum, başka bir yapıda şuradan devam etti. Yani tekrar bir şok dalgası daha geldi. Yani yapısal kırılma seride bir defa da gerçekleşebilir, birden fazla da gerçekleştirilebilir. İşte bu noktada da kategorize ederken birim kök testlerini, yani yapısal kırılma kaynaklı birim kök testlerini kategorize ederken de yine bu şekilde bir ayrım yapısı mevcut. Şimdi bununla ilgili şöyle güzel bir makalede zaten açıklama var. Vian Çobanoğlu. Şu anda sayfa 30, hatta şurada da Uludağ Üniversitesi Ekonometri yapısal kırılmalı birim kök testlerin gelişimi şeklinde makaleyi tamamında okuyabilirsiniz. Ben sadece şuradaki örnek başlıklarını sizlere okuyacağım. Şimdi doğrusal yapısal kırılmalı birim kök testleri ne demiştik? Perron'un 1989'daki çalışması aslında bu arkadaşlar. Bu çalışma üzerine ortaya çıkan bir yapıydı. Şöyle kısaca mesela okursak, işte Nelson ve Plosser 1982 ABD'de birçok seri uyguladığı çalışmasında serilerin genellikle birim köklü olduğu savunulmaktadır. Ancak Perron 1989 çalışmasında tüm serilerin birim köklü yapıda olmadığını ortaya koymuştur. Buna göre serinin birim köklü süreçte ifade edilmesinin nedeni olarak makroekonomik değişkenlere ait zaman serilerinde meydana gelen politika değişiklikleri, büyük krizler, fiyat şokları ve benzeri olayların serinin eğiliminde değişimlere neden olacağı üzerine durulmaktadır. İşte 1989'daki Perron 1929 büyük buhran üzerinden yine yaparak hem oil price'ları ve hem grid crash'i yine inceleyerek bu noktada birim kök hipotezlerini yine incelemiştir bu makalede. Şimdi şöyle aşağıya doğru inelim. Ne dedik? Tek kırılmalı ve birden çok kırılmalı birim kök testlerinin olduğunu yine söylemiştik arkadaşlar. Bunları dediğim gibi ismen bazılarını bileceğiz. Bazılarını da nasıl kullanabiliriz ve arkasındaki temel mantık nedir? Bunları anlatmaya çalışacağız. Şimdi dediğim gibi olay Perron'dan 1989'daki makalesinden ortaya çıkıyor ve tabii ki tek kırılmalı birim kök testleri içerisinde bu kullanılıyor. Yani 1989 Perron birim kök testi arkadaşlar, dediğim gibi bu yapısal kırılmalı birim kök testlerinin yine en başında ortaya çıkan test yapısı. Ve makale yapısında kısaca burada da içeriği var. Dediğim gibi orijinal makalede bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yine internette de bulabilirsiniz makale ismini, Ekonometri dergisinde.
Şimdi Perron testi bunlardan biri. 1989 tarihli. Tarih neden önemli? Perron'un bir testi daha var çünkü. O da 1997 tarihli. Yine ona da yine değinmeye çalışacağız. Buradaki yapılar bir kukla değişken üzerine aslında dikkat ederseniz 1-0. De şu anda oralara girmeye gerek yok. Sadece ismen bilelim. Şöyle aşağıya doğru inelim. İkinci vites 1992 yılındaki Zivot-Andersen testi, birim kök testi arkadaşlar. Bu da tabii ki yine tek kırılmalı testler altında toplanan bir test yapısı ki genellikle akademi dünyasında sıkça kullanılan bir test yapısıdır arkadaşlar. Biz de bu teste değinmeye çalışacağız. Şöyle aşağıya doğru yine indiğimizde Perron'un 1997 birim kök testi var arkadaşlar. Bu noktada mesela ilk cümlede ne yazıyor? Perron 1989 çalışmasında eğim ve sabitteki tekli kırılma noktasının dışsal olarak belirlendiği görüşünün aksine 1997'de yaptığı çalışmada bu kırılma noktasının dışsal olarak belirlemeyeceğini ve veri üretim sürecinde içsel yani endojen olarak belirleyeceğini ifade etmiştir. Yine bunlara da gelmeye çalışacağız. Şöyle aşağıya doğru inelim. 2004 yılında yine Lee ve Strazicic, değil mi? Evet, doğru okudum umarım. Birim kök testi mevcut arkadaşlar. Bu da Langrange çarpanı dedim. LM testine dayandırılmaktadır. Bu LM testini daha önce gördük mü? Anlatmış olmam gerekiyor veri analizi kısmında. Çünkü regresyon konularının içerisinde aslında bunlar. Şöyle devam edelim. Çok kırılmalı testler var arkadaşlar. Yani tek bir kırılmadan ziyade birden fazla kırılma var ise Lumstein Papel 1997 birim kök testi yine bu noktada var arkadaşlar. Şöyle aşağıya doğru inelim. Yine Lee ve Strazic için tekliden ziyade bir de çoklu birim kök testi mevcutmuş. Bu da 2003 tarihli bir test yapısı arkadaşlar. Şöyle aşağıya doğru inelim. Başka bir testimiz var mı? Narayan ve Pop birim kök testi 2010 yılında bu da gerçekleştirilmiş. Başka bir testimiz var mı? Şöyle aşağıya doğru inelim. Ha, bunlar doğrusal olmayan birim kök testleri. Bizler doğrusal üzerinde ilerliyoruz şu ana kadar hep. O yüzden o noktalara girmeye gerek yok. Şimdi dediğim gibi bunların bazılarını öğreneceğiz, bazılarını uygulayacağız, bazılarını sadece ismen bileceğiz. Ancak temel mantığımız şu aslında. Elimizde bir zaman serisi varsa ve durağanlık testi yapıyorsak bu durağanlığın nedenlerinden bir tanesi de yapısal kırılma olarak karşımıza çıkabilir. Yani bunu tabii ki bir şekilde test etmemiz ve kontrol etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi bazılarını tek tek gireceğiz. Python'da nasıl yapılıyor öğreneceğiz. Örnekler yapmaya çalışacağız ve bu şekilde de yine ilerlemeye çalışacağız. Şimdi bu video bu noktada bitsin arkadaşlar. Çok uzatmaya gerek yok. Dediğim gibi işte ÇOV testi, kusum testi bunları da kendiniz araştırabilirsiniz. Bunların dışında bu makale ücretsiz zaten internetten makale ismini de inceleyerek yine araştırarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu test, özür dilerim, bu makale yani Perron'un makalesi ücretli olabilir arkadaşlar. O yüzden ücretsiz bir şekilde bulabilir misiniz bilmiyorum. Ama çok okumak isterseniz bana bir mail veya Twitter üzerinden ulaşırsanız sizler yine bu paylaşımı yapabilirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.